yasak, bu yasak. Süleyman'ın yanına gidemiyorum. Prenses, hazırlanın. Sizi hamama götüreceğim. Hayır, hamama gitmek yok. Usul böyle. Halvete gitmeden önce sizi hazırlamam gerek. Halvet neresi? Neden gideceğiz biz oraya? Halvet. Yani hünkârımızın odasına gideceksiniz. Huzuruna çıkacaksınız. Sizi hünkâr için hazırlayacağım. Prensesin gelmesi iyi oldu validem. Hürrem'e arkadaşlık eder. İkisinden de uzak durma Ahide Evren. Bırak birbirlerini hırpalasınlar. Onların kavgası sana has odanın kapılarını açabilir. Validem. Rabbim şahit, tek arzum bu. Validem, bizi çağırmışsınız. Geç otur Hürrem. Mehmet, Mihrimah. Gel canım. Gel, 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 gel. Geldin gene. Fırsattan istifade yıkanmaya gelmiştim. Sonra gelirsin. Halvete mi gidecek? Sen kim oluyorsun da bana sorgu sual ediyorsun? Çık dışarı hadi. Hürrem Sultan cariyesi mi? Siz ona bakmayın. Büyük biraderi Mustafa yok mu? Ders çalışıyor. Çocukları almaya mı geldin? Biraz daha kalsınlar. Nasıl isterseniz. Bu yüzden buraya çağrıldım. Ne oluyor Hürrem? Daireme dönmek istiyorum. Otur yerine. Ben izin vermedim henüz. Sonra gidersin. Nigar Kalfa, atım av köşkünde kaldı. Ne zaman gelir? Münasip bir zamanda getirirler. Hazırlık bitmedi mi daha? Geç kalacağız yahu. Bitti ya. Birazdan çıkarız. İyi. Nigar Kalfa. Gel gel. Sana hiç güvenmiyorum bilesin. Gözüm üzerinde yanlışın olmasın. Hürrem Sultan da kurtarmaz gayrı seni. Prenses nerede? Gelsin buraya. İtalyanca konuşacağım onunla. Sonra konuşursun aslan parçam. Prenses ne demek anne? Sen de prenses misin? Değilim Mihrimah. Şehzadeler doğurdum, sultan doğurdum ama kıymeti yok. Ben bir köleyim. Değil mi validem?
Çocukları götürün, yatsınlar artık. Esma. Çocuklarının yanında laflarına dikkat et. Herkesin huzurunda olduğunu unutma. Bu çocuklar bunları duyarak mı büyüyüp tekamül edecekler? Buraya beni siz çağırdınız. Çünkü Prenses Isabella hünkârımıza gidecekti. Duyarım, engel olurum diye korkuttular sizi belli ki. Yeter artık. Bu saygısızlığın bedelini inşallah çok ağır ödemek zorunda kalmazsın. Önüme kimi çıkartırsanız çıkartın validem. Ne yaparsınız yapın. Kazanan ben olacağım. Hepsini bir bir esip geçeceğim. Benden öncesini, sonrasını nasıl ezip geçtiysem o kadını da ezip geçeceğim. Bu yola altın yol derler. Hünkârın has odasına çıkar. Altın yoldan geçen kadınlar hünkârımız tarafından seçilmiş kadınlardır. İçeri girdiğinizde eğilip hünkârımızın eteğini öpeceksiniz. Hünkârımız yüzünüzü kaldırmadan gözüne bakmayacaksınız. Sultanım, sizi dairenize götüreyim. Dokunma! Kimse dokunmasın bana.
neşem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, ayım, portakalım, benim yatak odamın mumu, akıl sahibim, efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım. Artık burada seninle kalmak istiyorum hep. Bu mümkün değil. Burası aynı zamanda benim devlet ve saltanat işlerini yürüttüğüm makam. Sen kendi dairende kalacaksın, usul böyle. Sen de zamanla öğreneceksin usulleri. Sultanım. Prenses Isabella. Prenses deyip durma. Affedin. Ne olmuş ona? Söyle. Atını getirmişler sabah. Carmina konuşurken duydum. Bu sabah ata binecekmiş as bahçede. Yalnız mı olacakmış? Hayır. Hünkârımızla birlikte gezeceklermiş. Git bana gül ayı bul. Çabuk. Evvela has odaya gidelim. Hünkârımız gelmiştir. Günlerdir odaya kapanıp kaldım. Bu kez iyi olacak. Aa, bir de kilise varmış sarayda, doğru mu? Doğrudur elbet. Aya İrini. Çok merak ediyorum ben orayı. Sonra gidelim mi? Hünkârımız müsaade buyurursa gidersiniz. Lakin bir husus var. Orası kilise değil artık. İbadete kapalı. Cephanelik olarak kullanılıyor. Bu ne güzellik böyle. Nasılsın? Benim seninle konuşmam yasak. Yasak? Yasak, yasak, sinhar, sinhar. Kolay gelsin. Sağ ol Nilüfer Hatun, hoş geldin. Kimin atı bu? Sabah al köşkünden getirdiler, prensesinmiş. Güzelmiş. Cinsi ne bunun? Safkan Arap. Sen niye geldin? Hürrem Sultanımız atının hazır edilmesini mi istedi yoksa? Yok. Gülağa yolladı beni. Hünkârımızın atı hazır mı diye sormamı istedi. Hazırlıyorlar. Gülağım bizzat sizin hazırlamanızı istedi. Peki. Çok mutluyum ben. Çok günlerdir görmüyordum sizi. Nasıl? Alışabildiniz mi hareme? Çok yeni her şey. Ama çabuk çabuk ezber. Öğrendim. Memnun oldum. Sizin huzur ve saadet içinde olmanızı isterim. Ağalar. Siz kalın.
sultanım. Ne oldu? Gülah söylediğimi yaptı mı? Gülah meşguldü çok. Beni yolladı. Merak etmeyin, ben hallettim. Lakin ölür mü kalır mı bilmem. İnşallah halletmişsindir. Sultanım, Hürrem. Odaya kapatmışsın kendini. Öyle daha iyi. Gördüklerim canımı yakıyor Zira. Isabella mı seni bu hale getirdi? Hatun attan düştü. Ekip çağırın. Aa! Ne oldu? Prenses attan düştü. Çabuk ekip kadını getirin. Hürrem Sultan'ın nazarı değdi. Kesin sesinizi. Fidan Hatun, koş çabuk ekip kadın çağır. Bana güzel mi? Çok güzel. Sultanım, müjdemi isterim. Esma, Mihrimah içeri götür. Hayır. Ama fena sakatlanmış. Elden ayaktan kesilmiş, yürüyemiyordu. Sümbül Ağa kucağında taşıyordu. Beter olsun. Prensesim. Prensesim. Nasıl düştünüz böyle? Anlamadım nasıl olduğunu. Benim çok kötü. Vah vah. Çok ağrınız var mı? Ağlayıp bağlayacağına yardım etsene. İyi kim kadın bakıyor ya. Nigar Kalfa, İbrahim Paşa sizi çağırmış. Beni mi? Ne bakıyorsun öyle, gitsene. Geçmiş olsun Prenses Isabella. Vah vah. Düşmüşsün. Yazık sana. Çık buradan. Carmina! Bu da hiçbir şey. Yavaş yavaş. Acı çekerek öleceksin. Ölmek için yalvaracaksın. Ne
Sultanım. Ziyarete geldim. İyi bakın ona. Allah kanınızı esirgemeyin. Prenses, Valide Sultanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Bunu yanınızdan ayırmayın. Zira nazarlardan koruyacaktır sizi. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Ne oldu ki? Prenses attan düştü. Duydum. Yazık. Yürecek hali yok. İbrahim Paşa sizin yaptığınızdan şüphelenmiş. Herkesi sorgu suale çekti. Beni de. Bir şey bilmediğimi söyledim. Umurumda değil. Hiçbir şey ispat edemez. Bu böyle olmaz sultanım. İlla kurtulacaksanız başka bir yol var. Demek yardım edeceksin bana. Gel benimle. Nilüfer, çocukları çıkart. Şimdi anlat bakalım. Nasıl kurtulacağım bu kadından? Bunun tek yolu ölmesidir. Evet, biliyorum. Ama şimdi olmaz. Harime geldi, yerleşti. Beni suçlarlar. Ölüm dediysem zehir falan değil. Salgında vebadan ölecek. Veba mı? Nasıl? Karantinaya alınan vebalı bir hastanın kanlı bezini alıp prensesin yarasına bulaştıracağız. Bir haftaya kalmaz. Hastalıktan ölür. Güzel. Olmaz. Ya Süleyman'a bulaşırsa bu illet hastalık? Malum gidip geliyor yanına. Merak etmeyin. Evvelden hekim çağırırız. Veba teşhisi koyulunca da mecburen hemen karantinaya alırlar. Sevdim bu fikri. Hem de kimse şüphelenmez benden. Ortalık vebadan kırılıyor. Kismeti böyleymiş. Baba. Aferin Nigar. Daha kötüsü de olabilirdi. Diyosla protek. Tanrı korudu sizi. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Kalkmayın. Uza. Hekimlerle konuştum. Önemli bir şey yok. En kısa zamanda inşallah tamamen iyileşeceksin. Nasıl diyorsunuz siz? Nazar, nazar. Nazar, öyle mi? Valide Sultan verdi bunu bana. Kötülüklerden korunmam için. Böyle kazalar olur bazen. Biraz daha dikkatli olman lazım. Hürrem Sultan, benden nefret ediyor. Bana geldi, beni tehdit ediyor. Öleceksin diyor. Çocuklar da konuşmuyor benimle. Yasaklamış. Herkes bana düşman.
Sen bunları düşünme. Bir an evvel tamamen iyileşmeye bak. Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Evlatlarım nasıllar? İyiler. Halini hiç beğenmiyorum Hürrem. Benim sultanıma hiç yakışmıyor bu haller. Bu Isabella meselesini daha fazla uzatma. Neden gittin odasına? Şehzadelerin konuşmasını da yasaklamışsın. İyice düşman belirledin Isabella'yı. O kadını evlatlarımın etrafında istemiyorum. Annelerinin saadetini çaldı o. O halde sen de Mahidevran'ın saadetini çaldın. Makul davran. Akıllı ol. Bu sana son ihtarımdır. Thank you.